Kapı önünde bir sağ bir sol sıçrarsan ve ateş edersen o sadece senin ayaklarını görür. Şuna bakar mısın? O bizim sadece neredeyse ayaklarımızı görüyor. Siz odadaysanız ve onlar üstünüze geliyorsa beşeneyi alın ve girmelerini bekleyin. Daha sonra bas mermiyi ağzına, şimdiki göstereceğim gibi. Şu an adam duvar arkası bekliyor. Siz atıp görüş açısını sıfıra indirdim. Siz açılana kadar çıkmasın diye atacak. Daha sonra başla. Siz oradan kaçarsanız ölmeyebilirsiniz ama bu sizi hiçbir zaman geliştirmeyecektir. İşte o zaman Mirza demişti diyeceksin. Her ortama hazırlıklı ol. Panik yapma ve bas. Bunun gibi. Ölmüyorsa üstüne getir. Üstüne çektikten sonra yok et. Sağdayım, konum bende deyip geri dönüyorum ve sonuç. Eğer ortadaysanız her zaman bu duruma çok düşmüşsünüzdür. Yani bunun gibi. Adamlar kolay lokma haline geldi. Onların pususunu kendilerine yedirdik. Merhaba dostlarım, ben Mirza. Bugün çok sevdiğiniz Pro Taktikler serisine hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Önceki taktik videoma 5000 like istedim ve geldi. Şimdi de bu taktiklere 5000 like istiyorum. Umarım gelir. Gelirse anında yeni videoyla karşınızda olacağım. Şimdi taktiklere geçelim. Bir odada saklanan adamla karşılaştığınızda ilk başta o kapıyı ateş edin ve yoklayın. Eğer adam çıkmazsa üstüne gidin ama öyle düz değil. Kapı önünde sıçrayarak ateş edin. Düz ateş edersen adam headshot atabilir ve o avantajlı konuma geçer. Eğer kapı önünde bir sağ bir sol sıçrarsan ve ateş edersen o sadece senin ayaklarını görür. Şimdiki göstereceğim gibi. Adamın burada sesini aldım ve duvar arkasında odada beklediğini biliyorum. Direkt ilk başta çıkar mı diye ateş ederek yokladım. Çıkmayınca kontrollü bir şekilde böyle sıçrayarak sıktım. Adam benim sadece ayaklarımı gördü ve eminim arkamızdan hiç iyi şeyler konuşmamıştır. Biliyorum merak ediyorsunuz, nasıl göründüğümüzü görmek istiyorsunuz. O yüzden arkadaşımın gözünden görelim. Şuna bakar mısın? O bizim sadece neredeyse ayaklarımızı görüyor. Biz onun kafasını. Sizce hangisi avantajlı? Odada duran adama her zaman yaptığım harekettir. Adam sizi yamyam gibi görecek. Bundan emin olun. Eğer siz odadaysanız ve onlar üstünüze geliyorsa beşeneyi alın ve girmelerini bekleyin. Daha sonra bas mermiyi ağzına. Şimdiki göstereceğim gibi. Bu kadar basit. Kapı arkasında adam bekliyorsa yine bir inşası alalım ve görüş açımızı kısıtlamayalım. Yani bunun gibi. Eğer merdivendeyseniz yine aynısını yapabilirsiniz. Amaç bunu dar alanda kullanmak ve görüş açımızı iyi hale getirmek. Böylelikle adamı daha rahat görebiliriz. Bu bize çok katkı sağlayacak. Duvar arkasında bir adam bekliyorsa onun görüş açısını kapatıp beklemediği yerden çıkabiliriz. Bir siz neler yaptıracak görelim. Şu an adam duvar arkası bekliyor. Sis atıp görüş açısını sıfıra indirdim. Sis açılana kadar çıkmasın diye ateş et. Daha sonra rushla. Hayır, beklediği yerden değil, beklemediği yerden çık. Ve kafasına bir. Nefesini kes. Aferin, böyle. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız korkmamalısınız. Korkarsanız her zaman panik yaparsınız ve yok olursunuz. Mesela bir evde bir takım varsa gidin direkt kafa atın. Ölürseniz ölün, her ortama alışmamız lazım. Eğer siz oradan kaçarsanız ölmeyebilirsiniz ama bu sizi hiçbir zaman geliştirmeyecektir. Yani kural, eve kafa at ve her ortama hazırlıklı ol. Gerekirse öl ama vazgeçme. Bir gün o evdekilerin hepsini yok edeceksin. İşte o zaman Mirza demişti diyeceksin. Yani bunun gibi. Her ortama hazırlıklı ol. Panik yapma ve bas. Düşmana parça parça sıkarak üstüne çek. Daha sonra düşman geldiğinde o yem senindir. Yani kısacası avantajlı olduğun konuma getir. Burada adam duvar arkasında bekliyor ve bunu bitirdikten sonra onun arkadaşı aniden çıktı. Soldan oynamak avantajsızdır. Dikiz ateş açarsan tamamen bedenim görünür. Yani bunun gibi. Ölmüyorsa üstüne getir. Üstüne çektikten sonra yok et. Şu an ben avantajlıyım, o değil. Bu da avantajsız olduğum konum. Adam beni kolaylıkla vurabilirken açı değiştirip üstüme çekince o yok oldu. Yani kısacası soldan mümkün olduğunca oynamamaya çalış. Eğer mecbur kalırsan parça parça sıkarak üstüne çek. Her zaman sağ avantajlıdır. Her zaman sağdan oynamak avantajlıdır dedik değil mi? Şimdi biz bu avantajı kullanalım. Karşımda adam var ve ben geri çekiliyorum ama daha sonra düşünüyorum. Sağdayım, konum bende deyip geri dönüyorum ve sonuç.
Burada dikkat ettiyseniz köşelerde kapalı alan nereyse oraya doğru joystick yapıyor. Şu an benim cover tarafım sol taraf ve sol tarafa doğru joystick yapıyorum. Yani bunun gibi adam ne kadar avantajsız duruma düşüyor, gördünüz mü? Bootcamp'te eğer ortadaysanız her zaman bu duruma çok düşmüşsünüzdür. Yukarıda adam pusar ve oradan çıkmaz. Ve bizim sadece merdivenden çıkacağımızı düşünür ama biz kapıdan çıkacağız. Ve onu hiç beklemediği yerden kafasından vuracağız. Bootcamp'in ortasında her zaman bu küçük odada adamlar pusar ve duvar arkası yapmak durumunda kalırlar. Duvar arkasında sağdan çıkmak avantajlıdır demiştim. Direkt oraya odaklanıyorum gördüğünüz gibi. Solda duvar arkasında bekleyen de bunun gibi hiçbir şey göremiyor. Dostlarım, bir konu beni çok üzüyor. En basitinden örnek verecek olursam, bu taktik videosunu siz çok seviyorsunuz diye çekiyorum. Çekerken de düşünüyorum ki bana bu oyun ne kattı? Ne yaparsam beni izleyenlere bir şeyler katarım diye düşünüyorum. Kafamda kurduğum ve sürekli yaptığım sahneleri klasik maçta çıkarmaya çalışıyorum. Gerçekten emek veriyorum ve videolarımı %74 abone olmayan kişiler izliyor. %26 da beni seven, değer verenler izliyor. Gel de üzülme. Sizlerden ricam abone olup bildirimleri açmanız ve videoyu beğenmeniz. Bu beni gerçekten çok mutlu eder. Şimdiden hoş geldin. Köprüde pusu attılarsa basıp üstlerine sürme. Oradan sağa çıkamazsın. Hemen cover'a çek ve kaç kişi üstüne gelirse gelsin. Seni tek gördükleri için rahat oynayacaklardır. Kendini göstermeden düşürebildiğini düşürmeye çalış. Cover'ın sayesinde düşman sayısını 1'e indir ve son adama rush'la. Yani bunun gibi adamlar kolay lokma haline geldi. Onların pususunu kendilerine yedirdik. Videolarımın altına kendi öldüğün sahneleri de koy demişsiniz. Oradan bir kesit paylaşmak istedim. Sizi mi kıracağım? Hızımı alamayıp kendi adamıma sıkıyorum ama çok silah sesinin yüzünden ses kasamayıp itici bir ölüm beni bekliyor. Bu yüzden ses kasmak her zaman önemli. Dostlarım, sizler için hazırladığım tek elle bile sekmeyen her silah özel hassasiyet ayarını nasıl ayarladığımı yukarıdaki karta tıklayarak izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 6x ile bile sekmiyor. Şimdi hassasiyet kodumu vereceğim ama bunu kişileştirilmiş olan yere yapıştırın. Kodların süresi geçerse Instagram adresimi de aktif olarak paylaşıyorum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi 5000 like gelirse yenisi gelecek. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.